Herkese merhaba. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. STEM kulüplerinden STEM Festivalleri adlı projemizde sizlere Web2 araçlarını tanıtıyoruz. Ben sizlere StoryJumper'ı tanıtacağım. Arama motorumuza StoryJumper yazıyoruz. Zaten ben önceden hazırlamıştım. Girişimizi yapıyoruz. Girişimizi yaptıktan sonra eğer hesabımız varsa buradan, hesabımız yoksa Sign Up'tan hemen göstereyim. Kayıt yapmamız gerekiyor. Tabii benim hesabım var. Google hesabı ile ya da Facebook hesabı ile giriş yapabiliyoruz. Ben Google hesabı ile giriş yapacağım. Bakın burada benim örnek çalışmalarım var. Bu ana sayfa. Size bir tane örnek göstereyim. Sınıfım için yaptığım bir kitap. Kitap yapmak için harika bir Web2 aracı. Bakın burada sayfayı renklendirebiliyoruz. Üzerine içerik ekleyebiliyoruz. Sayfaları çevirebiliyoruz. Bakın bu birinci sayfamız. Öğrencilerimin yazılarını ben ekledim. Sayfanın arkasını renklendirdim. Bütün çalışmaları ekledikten sonra kitabımızı bitirebiliyoruz. Paylaşabiliyoruz. Bir tane de sizinle yapalım. Create e-book'u tıklıyoruz. Boş olanı seçiyoruz. Boş bir sayfa geliyor. Şimdi biz boş sayfaya diyelim ki bir yazı eklemek istiyoruz. Text'i tıklıyoruz. Bakın burada farklı seçenekler geliyor. Konuşma baloncuğunu diyelim ki yapmak istiyoruz. Konuşma baloncuğuna içerik eklemek istiyoruz. Hemen ben sistem yazayım. Bakın içeriğimi ekledim. Üst taraftaki simgelerden renklendirebiliyoruz, büyütebiliyoruz, kalınlaştırabiliyoruz ya da tamamen silebiliyoruz. Konuşma baloncuğumuzu istediğimiz kadar bu şekilde büyütebiliyoruz. Diyelim ki arkasını renklendirmek istiyorum. Size seçeneğine tıklıyoruz ve bir görüntü seçiyoruz. Bakın arkası renklendi. Şimdi buna fotoğraf eklemek istiyoruz. Foto seçeneğine tıklıyoruz. Kendi fotoğraflarımızdan daha önce seçip buraya yüklediysek zaten karşımıza hazır çıkıyor. Yok, ben yeni bir fotoğraf ekleyeyim diyorsanız fotoğrafları seç seçeneğine tıklıyoruz. Browse seçeneğine tıklıyoruz. Karşımıza fotoğraflarımız geliyor. Buradan bir fotoğraf seçiyoruz. Bakın yüklendi. Bu fotoğrafı çerçeve mi yapacaksınız yoksa fotoğrafın içine mi ekleyeceksiniz seçeneği çıkıyor. İçine seçeneğini tıklıyoruz. Tiki tıklıyoruz. Bakın fotoğrafımız köşede yüklendi. Bunu sürükleyerek ortaya alıyoruz. İstediğimiz kadar, bakın bu şekilde istediğimiz kadar büyütebiliyoruz. Bakın birinci sayfamız hazır. Daha sonra yeni sayfalara tıklayarak geçiyoruz. İçerik ekleyebiliyoruz, fotoğraf ekleyebiliyoruz. Diyelim ki çalışmamız bitti. Çalışmamız bitti. Bittikten sonra bakın bu kapak kısmı istediğimiz gibi renklendirebiliyoruz. Yine dediğim gibi içerik ekleyebiliyoruz. Bakın şöyle yine bir başlık yazalım kapağımıza. Fotoğraf da ekleyebiliyoruz. Kitabımız bittikten sonra Save, Exit tuşuna basıp hem saklamış oluyoruz hem de istediğimiz kişilerle paylaşabiliyoruz. Share seçeneğine tıklıyoruz. Bakın burada linkle paylaşım var. Linkle paylaşımı tıklıyoruz. Biraz ağır işliyor. Kopyalayıp istediğimiz yere yapıştırıyoruz. Facebook sayfamıza mesela yapıştırabiliyoruz. Kitabımızı orada herkese sunabiliyoruz. Çok kolay bir Web2 aracı. Kullanımı çok kolay. Gerçekten çok beğeneceksiniz. Şimdiden hepinize kolay gelsin arkadaşlar.